أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Saygıdeğer dinleyicilerim ve izleyicilerim, Derince Müftülüğü Vahiy Pınarından Damlalar programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim sayenizi meşgul, zembenizi mağfur, amellerinizi amellerimizi makbul eylesin. Evet, hocamız ne anlatacak Vahiy Pınarından, neler damlayacak bugün düşünebiliriz. Taha Suresi İkinci dersimizi yapıyoruz. Ne anladık Taha suresinden? Neler var Taha suresinin içinde? İşte bugün ikinci dersimizi yapıyoruz. Dersimizde Allah'ın kitabına yüz çevirenlerin akıbeti, nelerle karşılaşacaklar? Ahirette, dünyada onun üzerinde durmak istiyorum. Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediğiyle amel etmeyi nasip eylesin. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bakıyoruz ayete. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اِلَى اَخِرِ الْاَيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Kim Kur'an'dan benim vahyettiğim ilahi mesajdan, dinden, imandan yüz çevirirse, kim? Nerede yüz çevirirse, herhalde ahirette değil, dünyada. Kim dünyada benim dinimden, din-i mubin-i İslam'dan, Kur'an'dan yüz çevirirse, fe inne lehu ma'işeten zanke, onun için zor günler vardır, zor geçitler vardır. Ma'işeten zanke, adeta o ince elenip ahirette sık dokunacaktır. Hani şunu diyebiliriz, bir Arap sözüdür, atasözü. Biraz da Türkçedir. Dünya minel becer vel ahiret insan seçer. Madem böyle şakavari aramızda konuşuruz ama doğru bir şey. Dünyada belki işlerimizi beceririz. Bir şekilde yoluna koruruz. Ama ahiret insan seçiyor. Ahirette hangi nimetlere nail olmayı istiyorsak, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, dünyada ona yatırım yapmamız lazım. İster dünyada cehenneme yatırım yapalım, isterseniz cennete yatırım yapalım, her ikisinin karşılığını ahirette göreceğiz. Ama öyle bir muhasebe ile göreceğiz ki, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Malların, evlatların değer etmediği bir günde, eğer yatırım yapmamışsan, malından dolayı cezanı çekeceğin, evladından dolayı cezanı çekeceğin bir günde, samimi, selim kalple Allah'a bağlılığın dışında bir şeyin faide vermeyeceği bir günde ince elenip ama sık dokunacağız.
Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, Allah burada şunu anlatıyor bize. Dünyada Kur'an'dan, dünyada peygamberden, dünyada Allah'ın emirlerinden, ki bu ikisinin zaten ihtiva ettiği yüz çevirenleri buyuruyor ki ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Onlar kıyamet gününde a'ma olarak onları biz haşredeceğiz. A'ma olarak haşrolunacaklardır. Kale Rabbim, onlar diyecekler ki ya Rabbim lime haşerteni a'ma. Ya bizi niye ama haşrettin? Niye gözlerimiz görmeyen olarak haşrettin? Ve nahşuruhu yevmel kıyamete ama kâle rabbi lime haşerteni ama Allah'a soracaklar. Niye? Fakat çüntü basira, halbuki biz dünyada yaşadığımız zaman gözümüz görürdü. Görenlerden idik diyecekler. Allah da kâle şöyle buyuracak. Kezalike etetke ayatuna fenesiteha ve kezalike yevme tunsa. O gün gözleriniz görüyordu ama hakikati görmüyordunuz. Allah'ın kitabına gözleriniz, Allah'ın kitabına kulaklarınız, Allah'ın kitabına gönülleriniz açık değildi. Onlar unutmuştunuz. Hani Bakara suresinde de var ya. Hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışave. Onların kalplerinin, kulaklarının, gözlerinin üzerine adeta örtü çekerler. Ali İmran suresindeki bir ayeti celilenin ifade ettiği şekliyle hakkı, Allah'ın kelamını, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini duymamak için adeta parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Ha, Allah da burada bunları birleştirdiğimiz zaman sizin gözünüz vardı ama gözünüzü perde ile kapatıp hakikati görmediniz. Kulaklarınız vardı ama kulaklarınızı perdelediniz, hakikati işitmek istemediniz. Adeta Allah'ın ilahi mesajını duymamak için parmaklarınızı kulaklarınıza bastınız. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, ayetin sonunda da diyor ki, o gün siz beni unuttunuz, bugün de ben sizi size unutturdum. Hani bir atasözü vardır. Bir atasözü vardır. Beni ziyaret edersen seni ziyaret ederim. Dünyada Allah'ı ziyaret edersek, onun kelamına boynumuzu bükersek, gözümüzü, gönlümüzü açarsak, ahirette de Allah'ın rahmeti, merhameti, mağfireti, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bizim üzerimize olur. Bakınız, Ramazan-ı Şerif'i geçtik, geçirdik. Akabinde bir bayram yaptık. Bayramı niçin yaptık? Hiç düşündük mü, bu soruyu sorduk mu kendimize? Yani 20 rekat teravih namazını artık kılmayacağız diye mi bayram yaptık? Veya akşama kadar oruç tutuyorduk, oruç bitti diye mi bayram yaptık? Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, halbuki bunların hiçbirisi için biz bayram yapmadık. 3 aylar başladı. Recep, Şaban, Ramazan. Mübarek geceler vardı içinde. Regaib kandili, Miraç kandili, Berat kandili, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi. Bizler o günleri, o geceleri ihya ettik. Men sâme Ramazan imanen ve ihtisaben وَغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. Kim inanarak, güvenerek, Ramazan-ı Şerif'i idrak ederek ederse, onun geçmiş günahları affedilir bu hadisi şerife. Veya ikinci bir hadisi şerif var. مَنْ صَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ
imanen ve ihtisaben gufira lehu ma teqaddeme min zenbi. Veya da Kadir Gecesini idrak etti. Kim inanarak, güvenerek Kadir Gecesini ihya ve idrak ederse geçmiş günahları affedilir. Allah Resulü'nün bu müjdesine mazhar olduk. Akabinde bayramı şunun için yaptık. Ne teravih namazımız bittiği için ne de efendim oruç bittiği için değil. Günahlardan temizlendiğimiz için, Allah'la günahsız buluştuğumuz için biz bayram ettik. Ama kulun, inanan müminin, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, 3 tane bayramı vardır. Hiç bunu biliyor muyuz? Şu anda sorsam, bir müminin kaç bayramı vardır sorsam, ben inceledim, araştırdım ve buna ulaşabildim. 3 bayramı vardır. Bir müminin, bir Müslümanın 3 tane bayramı vardır. Birinci bayram. Sorsak ne dersiniz acaba? Hangi bayram bizim için bayramdır? Ne diyebiliriz? 3 tane bayram var hayatımızda. Bakınız. 1. İnsanın etrafında, şu anda göremiyoruz ama şu anda yanımızda, sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda kiramen katibin melekleri var. Muhafaza melekleri var. Efendim, rızkımızı temin eden melekler var. Adeta bize zarar vereceklerden kurtaracak melekler var. Kainatta görevlendirilmiş milyarlarca, trilyonlarca sayıda melek var. Allah'a ibadet ederler, verilen görevi yerine getirirler. La ya'sunallaha ma emarahum ve yef'alune ma yu'marun. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, ben o meleklerin 2 tanesinden bahsetmek istiyorum. Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Kiramen katibin melekleri var. Sağ tarafımızda, sağ omuzumuzda, öyle diyelim, ecdat öyle söylemiş. Sol taraf, sol omuzumuzda. Bu meleklerin, sağdaki ve soldaki meleklerin görevi şu. Kul, mümin, Allah'ın rızasını kazanacağı davranışları sağ taraftaki melek yazar. Günah kazanacağı davranışları da, Allah'ın yasakladığı şeylerle meşgul olmayı da sol taraftaki melek yazar. Birinci bayram nedir biliyor musunuz kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim? Sol taraftaki melek o insan hakkında yazacağı günah bulamadığı gün müminin bayramıdır. Niye? Hayatını Allah'ın kitabına, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre tanzim etmiş. O ne güzel bir hayat. Allah'ın çizdiği çerçevede hayatını yaşıyor. Elinden, dilinden, başka insanların, başka Müslümanların zarar görmediği kimse, yazılacak bir günahı bulunmayan o insan, adeta a'la-i illiyine yükselmiş melek mesabesindedir. Bayram o bayramdır. 1. İkinci bir bayram var mümin için. Fani hayat geçici, baki hayata hazırlıktır. Baki hayat, ahiretteki hayattır. Hani ayeti celilede de küllü men aleyha fan ve yebgâ vechu rabbike zül celâli vel ikram. Her şey fani. Sayılı nefesler tükenecek. Bir hayat yaşıyoruz. Ama bu hayatımızı nasıl yaşayacağız? Ahirete bir yatırım yapıyoruz. Nasıl yatırım yapıyoruz? Nereye yapıyoruz? Cennete mi yatırımı yapıyoruz? Cehenneme mi yatırımı yapıyoruz? Rabbim muhafaza eylesin. İşte kulun, müminin, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim,
İkinci müminin bayramı, bu sayılı nefesler tükendiğinde Allah'ın Resulü'nün şu ifadesi, temutune kema te'işun, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bir mümin, bir Müslüman olarak yaşarsanız, sol taraftaki melek, günahları yazan melek, senin yazacağı günahını bulamadığı zaman nasıl bayramsa, temutune kema te'işun ve tuhşarun kema temutun ve tub'asun kema tuhşarun hadisi şerifin devamında. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz, nasıl dirilirseniz öyle haşrolursunuz. Yani hadisi şerifin devamı bu. Dil sürtmesi belki hadiste yanlış okuduğum bölüm olabilir. Beni bağışlayın, onu Türkçe ile düzeltmiş oluruz. Temutune kema te'işun ve tub'asune kema temutun ve tuhşarune kema tub'asun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl dirilirseniz öyle de haşrolursunuz. Kıymetli dinleyicilerim, mümin olarak yaşayan bir insan son an sayılı nefesler tükendi. Ahbap, dost, her şey, herkes efendim son an gelip yanına oturdu. Allahu Teala buyuruyor ki, فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَاَنْتُمْ ح۪ينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Vücuttan ruh toparlanıp, hulkum dediğimiz şöyle sadece nefesin fıtırdadığı, yürüyen ayakların yürümediği, efendim konuşan dillerin konuşamadığı, hayatın son anı olan felevle izâ belagatil hulkum ve entüm hîne izin tanzurun, Allah öyle diyor. Aman ya Rabbi. Yardım et bize ya Rabbi. Ve entüm hîne izin tanzurun. Etrafımızdakiler dura bakarken şeytan imanımızı almaya o anda efendim melekler ve imtihanın son, dünya imtihanının son aşamasındayız. Farkındaysanız ölüm anında o insanların dudakları kurur, ağzına su verme ihtiyacı hasıl olur, pamuk ıslatılır, dudaklarına sürülür ama gözler bir şeyleri arar, bir yeri görmek ister. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. La yahrucu ruhul mu'min hatta yara mekanehu fil cennet ve la yahrucu ruhul kafir hatta yara mekanehu fil nar. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin ruhu cennetteki yerini görmedikçe müminin ruhu bedenini terk etmez. Kafirin ruhu da, münafıkın ruhu da cehennemdeki, ben onu kıyas yapıyorum, şu ayete dayanarak, اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Allah kafirlerle münafıkları cehennemde bir araya getirecek. Bu ayete dayanarak müminin ruhu cennetteki yerini, kafirin ve münafıkın ruhu cehennemdeki yerini görmedikçe vücuttan ruh çıkmaz. O ruh o vücudu terk etmez. La yahrucu ruhul mümin hatta yara mekanehu fil cennet. Mümin cennetteki yerini, münafık ve kafir de cehennemdeki yerini görmedikçe, müşrik cehennemdeki yerini görmedikçe ruh vücuttan çıkmaz.
Aynen kıblegahlarımız olur ya, kıbleyi bulmak için bırakırız, ibre uğraşır uğraşır döner, bir noktada dikilip kalır. Kimisi gülümseyerek gider ama kimisi de yüzünü ekşitir, kafasını çevirir, cehennemdeki yerini görür ama o yoldan geri dönüş yok. Tam o esnada da şeytan gelir, o insanın imanını almaya çalışır ki o noktada hayatını Allah'ın kitabına, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre tanzim eden, şeytanın vesvesesine, sunabileceği nimetlerine bakmadan, buyurun hep beraber, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diyerek son nefesini vermiş olur. İşte müminin ikinci bayramı, kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, bu bayramdır. Bayram bu bayramdır. Evet, ikinci bayramı da anladık. Geliyoruz bir diğer bayrama. Sözlerimin başında söyledim ya, üçüncü bir bayram var. O hangi bayram? Mümin olarak yaşadık, kıymetli dinleyicilerim, mümin olarak vefat ettik. Son nefesimizde kelime-i şehadeti getirdik. Şöyle anlatılır. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere bir soru sordu. Her birimiz bu soruyu kendimize soruyoruz. Ben dünya hayatında en çok neyi severim? Bakınız, aşere-i beşere var. Dünyada iken, hayatta iken kendilerine cennet müjdelenen 10 insan. Bunlardan biri de Hazreti Ebu Bekir'dir. Allah ondan razı olsun. Şefaatine hepimizi nail eylesin. Allah Resulü'nün sorusu şudur. Der ki Allah Resulü buyurur ki, ey ashabım, hayatta en çok neyi seversiniz? Herkes bir şeyler söyler. Şimdi ben bu soruyu sorunca, siz de hep başka başka şeyler aklımıza gelir. Kimimiz yaptığımız evimizi severiz, kimimiz paramızı severiz, kimimiz Allah'ı severiz, peygamberimizi severiz, kimimiz torunlarımızı, çocuklarımızı, eşlerimizi severiz. Hepsi sevilir ama Hazreti Ebu Bekir bir şey söylüyor. Diyor ki ya Resulallah, sahabilerin her biri de bir şey söylüyor. Dünyada benim en çok sevdiğim, en çok hoşnut ve mutlu olduğum, doya doya senin yüzüne bakmaktır ya Resulallah. Şöyle senin karşına oturup senin yüzüne doya doya bakmaktır ya Resulallah. Seni o kadar seviyorum. O kadar seviyorum ki dünyada en çok hoşuma giden bu. Şimdi kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim, yine bir sahabi gelir. Asıl benim anlatmak istediğim, o Hazreti Ebu Bekir'in izinde yürüyen bir sahabi, Mescid-i Nebevi'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturur. Gözlerine bakar, ellerini dizine koyar. Allah Resulü'nün mübarek dizlerini ellerine koyar. Der ki, ya Resulallah, ben seni dünyada özledikçe geliyorum, seni ziyaret ediyorum, doya doya yüzüne bakıyorum. Şu sayılı nefesler tükenip fani dünya hayatı bitince birbirimizden ayrıldık mı? Ben senin ayrılığına dayanamam ya Resulallah. Neyi tavsiye edersin bana? Nasıl görüşeceğiz ahirette? Baba evladından, evlat babasından, hanımefendi beyefendiden, beyefendi hanımefendiden. Hani ayet-i celilede var ya, yevme yefirru'l mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibatihi ve beni. Baba evlattan, evlat babadan, kardeş kardeşten, hanımefendi beyefendiden. Evet. Firar ettiği bir gün. Ya Resulallah, ben seninle nasıl görüşeceğim? Nasıl buluşacağım? Deyince Peygamberimiz mübarek başını önüne eğer, sahabiler vahyin gelebileceğini düşünürler. Sonra gözlerini açar ve sahabilere der ki, ashabına,
وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَاهِدُ اللّٰهِ يَصَدَقَ اللّٰهُ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, nerede? Dünyada. Biraz önce anlattık ya, öyle bir hayat sistemi oluşturmuş ki melek yazacak günah bulamıyor. Veya bir ufak günah işlese bile onu Uhud Dağı kadar büyük görüp hemen o günahtan tövbe ediyor. Ölüm anında فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوبُ وَاَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْسُونَ Allah diyor ki siz baka durursunuz da ben ona çok yakınım. Ama siz baka durursunuz. Sonunda cennetin kokularını o alır diyor. Allah-u Teala öyle haber veriyor ayet-i celilede. Hayatını böyle tamamlamış ve men yuti'an lehe var rasul ve ulaike işte onlar hayatını böyle tamamlayanlar. Ma'allezine o kimselerle beraberdir, beraber olacaklar ki en'amallahu aleyhim Allah onlara nimet bahşetmiş. İşte Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali, efendim Hazreti Ömer, dünyada cennet müjdelenen dört halife, dört sahabi. Dünya hayatında cennet müjdelenmiş. Fe ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin. Minen nebi. Onlardan bazıları diyor. Bakın minen nebiyyin. Mini boziyet için kullandığımızda minen nebiyyin. Onlardandır. Kim? Peygamberler. Kim? Şehitler. Kim? Sıddıklar. Kim? Güzel insanlar. Hani ecdadımız der ya, komşu almadan, kıymetli dinleyicilerim, komşu ev almadan komşuyu al der. Öyle değil mi? Evet. Orada yani üçüncü bayramımız şu olacak. Birinci bayramda günah yazacak melek, günah yazacak bulamadı mı günah? O bizim için bayram bizim için. İkinci bayram son nefeste kelime-i şehadet getirip son nefesimizi öyle tüketmek. Üçüncü bayramda ahirette Havz-ı Kevser'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberler, sıddıklar, şehitler ve güzel insanlarla Firdevs cennetinde Havz-ı Kevser'de bir arada olmak müminin üçüncü bayramıdır. Doya doya Allah'ın cemalini seyretmek. Niye Firdevs cenneti çok önemli? Havz-ı Kevser niçin çok önemli? Kıymetli dinleyicilerim, cennet ırmaklarının fışkırdığı yer ve buradaki ikamet edecek olanlar ya peygamberler, ya sıddıklar, ya şehitler, ya da güzel insanlar, güzel komşular olduğu için müminin üçüncü bayramı da budur. Ben bu üç bayramdan da istifade etmeyi hepimize Rabbim nasip eylesin diyorum. Dünyamızı, ahiretimizi Rabbim mamur eylesin diyorum. Rabbim günahlarımızı affeylesin diyorum. Ve Şevval ayının feyzinden, bereketinden istifade etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum. Havz-ı Kevser'de buluşmayı, peygambere kavuşmayı, doya doya Allah'ın cemalini seyretmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.